mısınız? Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ziyaretlerde bulundu. Başkan Başdeğirmen'in ilk durağı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi oldu. Rektör Profesör Doktor Yılmaz Çatal'ı ziyaret etti. Belediye ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Çatal, özellikle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne eğitim binası kazandırılmasına öncülük eden Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen daha sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası'ndaki personel ve akademisyenleri ziyaret etti. Selam hocam. Hocam nasılsınız? İyi, sağ olun, nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Kolaylıklar diliyorum sana. Gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Başkan Başdeğirmen'in daha sonraki durağı Süleyman Demirel Üniversitesi oldu. İlk olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan'ı ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, personel ve akademisyenlerle de bir araya geldi. Ziyaret esnasında Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Musa Denizhan Ulusan, Başkan Başdeğirmen'in Isparta'nın kronik sorunlarını çözüme kavuşturduğunu belirterek Kirazlıdere ve Andık'ın şehre renk kattığını söyledi. Sayın Başkanım, ben özellikle geçmişten günümüze taşınan Isparta'nın büyük majör sorunları üzerinde sizin durmanız ve hassasiyetle bunları durup bunlar üzerinde çözüm önerileri üretmeniz ve bunları neticelendirmeniz. Yani Isparta'mızın bana göre son yıllardaki en büyük problemi Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nin aktif hale gelememesi, oradaki sürecin bir yılan hikayesine dönmesi ve bunun birçok belediye başkanı döneminde netice elde edilmemesi. Bu noktada Isparta ve Ispartalı'nın da ekonomik olarak büyük ciddi kayıpları oldu. Özellikle günümüzde Isparta için istihdam sorunu en baş problemlerden bir tanesiyken böyle bir alanın, böyle bir ticaret ve ticaretin yoğun olarak dönebileceği bir yerin atıl durumda durması Ispartalı için büyük bir kayıptı. Ben özellikle o konudaki sizin üstün gayretlerinizi takdir ettim. Ve sadece ben ettiğimi düşünmüyorum, bütün Ispartalı bunu takdirle karşıladı. Ve bunun Isparta ekonomisine, bu alanın Isparta ekonomisine kazandırmanızdan dolayı ben size hasreten teşekkür ediyorum. Bir başka konu da özellikle Isparta'nın rekreasyon alanında, peyzaj alanında ciddi eksiklikleri vardı. Biz şehrimize, işte kıymetli hocalarım da bilirler, üst düzey misafirlerimiz geldiğinde gerek üniversitemizin açılışında veya diğer kongrelerde ya da işte sempozyumlarda bizim daha önceden yapılmış olan rekreasyon alanlarının kat ve kat daha iyisinin yapılması, özellikle Kirazlıdere, Andık Deresi, buralara biz bu gelen misafirlerimizi gönül rahatlığıyla götürebiliyoruz. Buralarda arkadaşlarımızı, göğsümüzü gere gere gezdirebiliyoruz, misafir edebiliyoruz. Orada özellikle bu arkadaşlarımızın yemek yemesi noktasında böyle güzel eşsiz Isparta manzarasıyla özdeşleştirerek büyük bir hizmet oldu. Bu noktada da çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Yani şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimizden çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Bunun için de size çok teşekkür ediyorum. Benim gördüğüm kadarıyla tüm belediye başkanı adayları arasında da böyle nezaketli bir yarış devam ediyor. Siz de büyük rol oynuyorsunuz. Bu zaten Ispartalı'ya yakışan da bu. Ve geçmiş dönemde sizin yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı, bu iki majör hizmetten dolayı da size teşekkür ediyoruz. Başkan Başdeğirmen, Meydan Alışveriş Merkezi'nde 1800 kişinin çalıştığını kaydederken, akademisyenler yapılan yatırımlar için Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Yani tabii ki bunları görmek, bunları konuşmak da önemli. Bizler dediğiniz gibi İTKV 25 yıldır büyük bir problemken
1,5 yıl gibi zaman içerisinde sonuca ulaştırabildik. Burada diyorsunuz istihdam. 1800 çalışanı var burada. 1800. Bunu çarpanlarıyla baktığı zaman ailesiyle beraber 7-8 bin kişi ekmek kapısı olan bir yer. Yani bunun tedarikçisi, çevredeki iş yerlerine verilen katkı, ekonomik desteği. Yani orada kapalıyken, demir panolarla her yeri çevreliyken dışarıdaki esnaf o panolara bakarak 20-25 yılını geçirdi. Her yerde kiralık yazıları vardı. Evet, evet. Şimdi iş yeri yapmak için yer bulunmuyor. Bulunmuyor. Bunlar şehrimize geciken geri dönüşlerdi. Şey çok güzel olmuşken, üzüm pazarı da çok güzel. Evet, üzüm pazarı. Şehrin merkezinde Gecekondu Mahallesi gibiydi ama şimdi çok daha düzgün. Yani şimdi Deniz Hoca'nın söylediği gibi, yani Deniz Hoca'nın dediği gibi bir kirazlı dere, bir anlık deresi, oradaki cam teras, zipline, yeni yaptığımız kirazlı tepe. Ondan sonra da biliyorsunuz Millet Bahçesi, bunu da hizmete açtık. Şimdi buralar 2 yıl önce, 3 yıl önce bir misafirimiz geldiği zaman götürecek yeri ararken şimdi nereye gidelim demeye başladık. Şimdi o konuda özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Yani öğrencilerimiz için ciddi sosyal etkinliklerimiz oluyordu Sayın Başkanım. Bu etkinliklerde dışarıdan sanatçı getiriyoruz. Mesela bir zamanlar Funda Arar'ı getirdik, işte Sezen Aksu'yu davet ettik, işte Gülşen'i davet ettik. Şimdi bunlar şehrimizin güzel yerlerini görmek istiyorlar. Hatta ikamet noktasında da konseri yapıncaya kadar buraya gelmek istiyorlar. Konser tamamlandıktan sonra tekrar Antalya'ya dönmek istiyorlar. Şimdi en azından şöyle oldu. Biz buralarda bunları gezdirebiliyoruz. Bunları misafir edebiliyoruz. Evet. Ve de sağlamış oluyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Hem şehrimizin tanıtımı adına, hem de üniversitemiz adına, hem hepimiz adına, Ispartalı adına.